أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bir önceki dersimizde sülasi mezidin 3 kısım olduğunu söylemiştik. 3 artı 1, 3 artı 2, 3 artı 3. 3 artı 1'in 3 tane kalıbı vardı. Bunlar ef'ale yuf'ilu if'alen, ekreme yukrimu ikramen mevzunu. Fe'ale yuf'ilu tef'ilen, ferraha yuferrihu tefrihen. Üçüncüsü ise fa'ale yufa'ilu mufa'aleten fi'alen, fi'alen, qatale yuqatilu muqataleten, qitalen, qitalen. Bu 3 kalıptı. Şimdi de inşallah bugün de sülasi mezidin ikinci nev'ini, ikinci kısmını işleyeceğiz. Birinci kısım bitti, şu anda ikinci kısmı işleyeceğiz. Dedi ki sülasi mezid 3 kısımdır. Başta dedi ki وَهِيَ سَلَاسَةُ اَنْوَعِينَ 3 nev'tür, 3 kısımdır, 3 bölümdür. اَنَّوْ الْاَوَّلُ diyerek birinci bölümü anlattı, 3 artı 1'leri anlattı. Şimdi de اَنَّوْ السَّانِ'de 3 artı 2'leri işleyeceğiz. اَنَّوْ السَّانِ İkinci nev, ikinci bölüm kısım, huve, ikinci nev, ma öyle bir şeydir ki, öyle fiillerdir ki, zide artırılmıştır, eklenmiştir, fihi ona, onda, harfani, iki harf artırılmıştır, ale sülasiyil mücerredi. Sülasiyil mücerred fiilin üzerine iki harf eklenmiştir, iki harf artırılmıştır. Dolayısıyla 3 artı 2 oldu. Yani 3 asıl harftir, köktür, 2 tane de ek harf vardır. Dolayısıyla 3 artı 2 toplamında 5 oluyor. Yani 5 harfli fiil. Nev'i evvel 3 artı 1'ler yani 4 harfli olan fiiller. Bu ikinci kısım ise nev'i sani ise 3 artı 2'lerdir. Bunlar da toplamda 5 harftir. 3'ü asıl, 2 tanesi ise ek harftir. Peki bunlar kaç tane babtır? Ve huve kamsetu ebuabin. Bu sülasi mezid 2 harf ile olan yani 3 artı 2 olan yani 5 harfli olan fiiller, sülasi mezidler ve huve kamsetu ebabin 5 kalıptır. Bir önceki nev'imiz 3 kalıptı. Burada 5 kalıp vardır. Dolayısıyla nev'i saniyede 5 kalıp işleyeceğiz. 5 kalıp var ki 5 vezin var ki bunlar 3 artı 2'dirler. Yani 3 tanesi asıldır. 2 tanesi ise ek harflerdir. El babul evvel. Birinci bab, birinci kalıp. İn fe'ale yenfe'ilu infi'alen. İn fe'ale zaten asıl harflerimiz fe'aledir. Çünkü sülasi mücerrede ek olarak gelen harfleri işliyoruz. Dolayısıyla sülasi mücerrede bazı ilavelerde bulunarak oluşturduğumuz mezit fiilleri işliyoruz. İn fe'ale aslı fe'aledir. Fe'ale mücerred fiildi. Zaten sülasi mücerred fe'ale 3 harftir. İn ekledik. Hemze ve nun. Başına hemze bir de nunu ekledik. Oldu. İn fe'ale. İn fe'ale. Yen fe'ilu. Bakın bu da müdara'dır. İn fi'alen ise onun masdarıdır. İn fe'ale. Yen fe'ilu. İn fi'alen. 5 harf. Toplamda 5 harf. 2 tanesi ek. 3 tanesi ise asıl harftır. Mevzunuhu. Bunun mevzunu. Yani in fe'alenin karşılığında gelen fiillerden bir tane örnek. İn kesere. Bakın in kesere. Dedik ki in fazladır. Burada da İni çıkarttığımızda ne kalıyor? Kesere. O zaman kesere bunun asıl harfleridir. Yani in keserenin sülasi mücerredi yalın üçlü hali keseredir. Kesere. İn ekliyoruz. İn kesere. Nasıl ki faaleydi in ekledik in faale oldu. Burada da kesereydi in ekledik in kesere oldu. Yen kesiru mudari'idir zaten. Yen kesiru. Bakın. İn kisaren ise onun mastarıdır. İn fialen. Yen failu in fialen. Yen kesiru in kisaren. Başka örnekler de getirilebilir. İn kata'a, yen kati'u, in kita'an gibi. İn kata'a, in orada eklenmiştir. Aslı demek ki kata'adır. Kata'a, in kata'a, yen kati'u, in kita'an. Artık buna farklı örnekler getirilebilir. Ve alametu, yani işte 3 artı 2'nin birinci kalıbının alameti nedir? Yani bir fiil, bir örnek gördüğümüzde, bir fiili gördüğümüzde bu fiilin bu kalıba girdiğini nasıl anlayacağız? İşte onu bize anlatıyor. Ve alametu en yekuna madihi ala kamsati harfin. Bir kere madisi 5 harftir. Ama bu 5 harf hepsi asıl harfler midir? Hayır. Bi ziyadetil hemzeti başın hemzenin zayide olması eklenmesiyle ve nuni bir de nunun nun harfinin fi evvelihi başında yani fiilin başında hemze ile nun ard arda gelecek. Bunlar ek harflerdir. Dolayısıyla in fealenin alameti başında in fazla olan fiillerdir. Ve binahu, bunun binası, yapısı ne içindir? Lil mutavaati. Mutavaati içindir.
Allah-u Alem, evet, öncesinde zaten mutavati hiç geçmedi. Burada mutavati açıklayacak. Biz inşallah burada kısaca bu kitaba uygun olarak mutavati anlatacağız. Çünkü mutavati biraz daha detayı isteyen bir konu. Ama burada inşallah anlaşılabilecek şekilde anlatmaya çalışacağız. Lil mutavati, bunun binası ne içindir? Mutavaat. Mutavaat, bakın bize bir pratik bilgi de örnek oldu. Mesela mutavaat, mutavaatündür. Tabi bu lan falan onu çıkarıyorum. Mutavaaten daha iyi anlamanız için söylüyorum. Mutavaatendir. Burada önceki fiillerde hangisi mutavaaten şeklinde bir kalıp vardı? İşte katele, yukatilu, mukateleten. Faale, yufailu, mufaaleten. Hangisiydi? 3 artı 1'in işte ikinci, üçüncü kalıbı. 3 artı 1'in üçüncü kalıbı. 3 artı 1 hatırlarsanız ef'ale, yuf'ilu, if'alen. Mutavaaten ona benzer değildir. If'alene benzer değildir. Sonra fa'ale, yuf'ilu, tef'ilen. Mutavaaten ona benzer değildir. Fa'ale, yuf'ilu, müfa'aleten. Mutavaaten, müfa'aleten, mutavaaten. Birbirine benziyor. Aynısıdır. İşte hareke ve sükunları harf sayısı itibariyle. Dolayısıyla mutavaat müfaalete benziyor. O zaman bu hangisidir? Sülasi mezit bir harf fazla olan sülasi mezittir. Yani 3 artı 1'lerin 3. kalıbıdır. Mutavaat. O zaman bunun madisi ne olur? Şimdi müfaaleten madisi faaledir. O zaman mutavaatenin madisi nedir? Tava'a. Mudari'a ne olur? Faale yufa'ilu. O zaman tava'a yutavi'u müfaaleten mutavaaten. Dolayısıyla bu şekilde hani pratik bir örnek oldu bizim için. Ve menel mutavaati. Velhasıl bu mutavaatin siga itibariyle sarf tahliliydi. Şimdi de mutavaatin manasını tahlil edersek. Ve menel mutavaati. Mutavaatin manası sarf ölemasının yanında. Tabi mutavaatin sözlük veya başka anlamları değil. Sarf alimlerinin yanındaki tanımı. Çünkü biz şu an sarf ilmini okuyoruz. Dolayısıyla burada sarf ilmi içerisinde bir kavram olarak mutavaati zikretti. Dolayısıyla biz burada mutavaati sarf ulemasına göre tanımlamaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Zaten musannefimiz de mutavaati sarf ulemasına göre tanımlamış. Ben kısaca söylersem hani ibareye geçmeden önce. Mutavaat nedir? Failin yaptığı fiil. Failin yaptığı fiil mef'ulde yani bu fiilden etkileninde daha doğrusu o fiille ilişkisi olan o nesnede mef'ulde eğer bir etki bırakıyorsa buna mutava'a diyoruz. Yani mutava'a nedir? Failin fiili mef'ulle bir iletişime bir ilişkiye geçtiğinde bu failin fiilinden mef'ul etkileniyorsa buna mutava'a diyoruz. Mesela diyorum ki ben şu bardağı kırdım, o bardak da kırıldı. Şimdi bu benim bardağa karşı oluşturduğum o kırma işleminden bardak etkilendi, dolayısıyla kırıldı. Burada kırılma meydana geldi. İşte bu kırıldığı ifade eden şeye biz mutavaat diyoruz. Yani benim yaptığım bu kırma eyleminden şu mef'ul olan bardak etkilendi. Ve benim fiilim bunda etki oluşturdu. Dolayısıyla failin fiili mef'ulde ki failin fiili kırmaktır. Benim kırma eylemim. Mef'ul şu bardaktır. Benim bu yaptığım kırma eylemi bu mef'ulde etki bırakıyorsa o zaman buna bu binasına bu kırılmadan meydana gelip bir fiil olarak ifade ettiğimizde ona mutavaat diyoruz. Şimdi de normal ibaredeki manasına geçelim. Ve menel mutavaati. Mutavaatin manası nedir? Husulu, meydana gelmesi. Eseri şeyi, bir şeyin etkisinin meydana gelmesi. Bir şey derken burada failin yaptığı fiil. Failin yaptığı fiilin etkisinin meydana gelmesi. Yani benim yaptığım fiilin şurada, şunda meydana gelmesi. Peki bu failin fiilinin şunda etki bırakması bu etkinin şurada meydana gelmesi nasıl gerçekleşiyor? Şu şekilde gerçekleşiyor. Husul-i eseri şeyi bir şeyin yani o fiilin, o eylemin, o işin etkisinin meydana gelmesi benim kırma eylemimin etkisinin burada oluşması neden dolayı bu etki oluşuyor? En taalluqil fi'lil mutaaddi bi mef'ulihi. En taalluki ilişkiye girmesi, taalluk etmesi. El fi'lil mutaaddi o mutaaddi olan fiil. Zaten
Öncesinde müteaddi nedir? Onu söylemiştik. Müteaddi yani geçişli olan fiil. Zaten geçişli olmayan bir fiil olursa burada mef'ulden bahsedilemez. Dolayısıyla mef'ul varsa bu şeydir. Müteaddi fiildir. Geçişli fiilin bi mef'ulihi. Mef'ulü ile yani bu kırma eyleminin, geçişli fiil dediğimiz şey burada kırma eylemi. Mef'ulü ile yani şu bardak ile taalluk, yani onunla alakalanması, onunla taalluk, ona taalluk etmesi, onunla bir ilişki içerisinde olmasından dolayı husulu eseri şey, bir şeyin yani o fiilin, o kırma eyleminin etkisinin şunda meydana gelmesi. Dolayısıyla burada eğer etki meydana geliyorsa bu şeye biz mutavaat diyoruz. Bu mutavaa manasıdır. Husulu eseri şeyi, tekrar söylüyorum çünkü öğrenciler burada anlamıyorlar genel itibariyle. Halbuki yani çok böyle zor bir şey değildir. Basit, eğer basit olduğuna inanırsak basit olur. Husulü eseri şeyi, bir fiilin, şey orada fiildir. Geçişli fiil. Fiilin etkisinin meydana gelmesi. O fiilin etkisinin şurada meydana gelmesi. Peki bu fiilin etkisinin meydana gelmesi neyle gerçekleşiyor? Nasıl gerçekleşiyor? En taallukil fiilil müteaddi min mef'uli. Bu müteaddi fiil yani kırmanın şununla bir iletişime, bir ilişkiye, bir taalluk içerisinde olmasından ötürü oradan doğuyor. Nehune gibi kesertü züccace, ben bardağı kırdım. Kesertü züccace, ben bardağı kırdım. Yani onda bu bardakla ilgili kırma işlemini gerçekleştirdim. Fen kesere zalike. Fen kesere zalike zucacu. Bu bardak da kırıldı. Bu bardak da kırıldı. Yani bu bardak da kırılmayı kendisinde kabul etti. O zaman bu bardağın kırılmayı kendisinde kabul etmesi, yani kabul etmesi derken, yani bu bardakta kırılma meydana geliyorsa, husul eseri şeyi, bu bardakta kırmanın etkisi olan kırılma meydana geliyorsa, oluşmuşsa, o zaman buna mutavaat diyoruz. Fe inne inkisare zucaci, şimdi şey yapıyor, yani bu ma'nel mutavaati husul eseri şey'i, o tanımı bu örnek üzerinden detaylandırmaya çalışıyor. Şimdi bakalım nasıl husul eseri şey'i an taallukil fe'li müteaddi bi mef'ulihi meydana gelmiş. Fe inne inkisare zucaci, bardağın kırılması, eserun, bir etkidir, bir etkidir, bir eserdir. Hasale, bu eser de, bu kırılma da, ki bu kırılma etkiydi, meydana gelmiştir. En taallukil kesri, o kırmanın taalluk etmesi neyle? İşte mef'ulüyle. Tabi bazı kitaplarda bir mef'ulü var. Bu en taallukil kesri, bu kırmanın taalluk etmesi, ellezi, o kırman nedir? Huvel fe'lül müteaddi. Şimdi tanımda en taallukil fe'lil müteaddi geçti ya, işte o fe'li müteaddi olan kırmanın taalluk etmesinden dolayı, neye taalluk etmesi? Şu mef'ule taalluk etmesinden dolayı bu züccacı, işte bardağın kırılması meydana geldi, gerçekleşti. Bu şekilde buna mutava diyoruz. Velhasıl mutava failin fiilinden mef'ulün etkilenmesi ve mef'ulde o fiilin etki bırakması. O fiilde etki bırakması. Buna ne diyoruz? Mutava. Peki mutava lazım midir? Müteaddi midir? Bu hani ileriki kitaplarda inşallah daha detayı gelir. Nisebi Erba'a açısından eğer değerlendirilirse daha iyi anlaşılır. Ama o da ileriki kitaplarda ancak anlatılır, anlaşılır da. Kısaca her mutavaat lazimi olmak zorunda değildir. Bazı mutavaatler vardır ki lazimidir. Her lazimi de mutavaat olmak zorunda değildir. Bazı lazimiler var ki mutavaat değildir. Bazı lazimiler mutavaadır. Bazı mutavaaler lazimidir. Ama bazı mutavaaler müteaddidir. Değişiyor yani. Dolayısıyla lazimilik ile mutavaat birbirinin gereği değildir. Yani birbirini zorunlu isteyen şeyler değildir. Lazimi olabilir bir şey mutavaat değildir. Mesela zehebe zeydir. Bu lazımdır ama mutavaat değildir. Mutavaat olabilir, lazımi olmayabilir. Örnekleri var zaten. Ayrıca müteaddi olur, mutavaat olur. Onun da örnekleri var. Tabii bu iki mef'ul isteyen fiiller için böyledir. Dolayısıyla mutavaat eşittir lazımi, lazımi eşittir mutavaat anlayışı yanlıştır. Mutavaat lazımi de olabilir, mutavaat lazımi olmayabilir. Birbirinden bağımsız şeylerdir. Ha genelde mutavaat lazımidir. Bu konu tamamdır ama her zaman mutavaat lazımi demek değildir. Bu birinci baptı. Şimdi ikinci baba geçelim. El-Babus Sani.
Sülasi-i Mezid'in işte ikinci kısmının kalıplarını okuyoruz. Birinci kalıp dedi ki infeale yenfeiludur. Üçüncü kalıp ise, ikinci kalıp ise ifteale yefteilu iftialen. İfteale yefteilu iftialen. Burada ne fazladır? İfteale, yani feale'yi çıkaracağız. İşte gerisi ektir. Feale'yi çıkardığımızda hemze ile ta fazladır, ektir. Dolayısıyla ifteale de i, bir de ta fazladır. Fealedir bunun mücerredi. Yefteilu mudari'dir, iftialen ise mastarıdır. Mevzunuhu iştema'a yeştemi'u iştima'an. İştema'a yeştemi'u iştima'an. Tabi burada şunu söyleyeyim. Şimdi siz bütün mastarlarda hep üstün olarak görüyorsunuz. Yani nahvi tabiriyle mansub olarak görüyorsunuz. İftialen mesela, infialen, ondan sonra müfaaleten, tef'ilen, if'alen gibi. Hep mansub olarak görüyorsunuz. Yani üstün olarak görüyorsunuz. Bu üstün olmak zorunda değildir. Ama genelde nahvi açıdan onun kendi konumu olduğu için genelde mansuptur. Veya bu fiillerden sonra bu şekilde gelirse mensup olur, olmak zorundadır. Onun nahvi açıklaması vardır. Dolayısıyla orada iftialen, işte infialen mensuptur, üstündür. Ama her zaman üstün olmak zorunda değildir. Az önce örnekte söyledik. Lil mutavaati. Bakın mutavaat mastardır ama esre gelmiş. Dolayısıyla bir mastar üstün olmak zorunda değildir. Genelde öyledir. Bazı şartlardan, durumlardan dolayı öyledir. Ama üstün olmak zorunda değildir. Ötre de olabilir, esre de olabilir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü mesela bazı öğrencilere iftialen dediğinde hemen mastar olduğunu anlıyor. Ama iftialen diyorsun, iftialen diyorsun ya da o kendisi bir yerde görüyor, onun ne olduğunu soruyorsun. O konuda sıkıntı çekiyor. Bu anlamda yani iftialen veya infialen olduğu gibi sadece o mastardır anlamı yoktur. Yani iftialen de iftialen de iftialen de mastardır. Bu konuda sıkıntı olmasın. Mevzunuhu içtema'a yeştemi'u içtima'an. Bakın burada içtema'a karşılaştıracağız. Yani ifteale'nin karşısına koyacağız. İfteale içtema'a. İfteale içtema'a. Hangisi hangisine denk geliyorsa ifteale'de hemze ile tanın karşısına geleni çıkaracağız. Gerisi sülasiye mücerrettir. Yani asıl harflerdir. Burada ne karşımıza çıkıyor? İçtema'de hemze ile ta'yı çıkaracağız. Cema'a. O zaman bunun sülasiye mücerredi cema'dır. İçtema'a yeştemi'u mudara'dır. İçtima'an ise mastarıdır. Ve alametu, alameti nedir? En yekune madihi, madisinin olması. Ala kamseti harfin, beş harfli olması. Ama bu beş harf asıl harfler midir? Hayır. Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi, başında hemze fazladır. Ve ta'i beynel fa'i vel ayni. Aynül fel ile fa'ül fel arasında, yani cim ile mim arasında, yani fa ile ayn arasında bir ta fazladır. Ek olarak gelmiştir. Ve binauhu, bu iftiale kalıbının binası nedir? Eyden yine, yani nasıl ki infaale'nin kalıbı, infaale kalıbı mutavaat içindi, aynen bu da lil mutavaati mutavaat içindir. Yani infial kalıbı mutavaat içindi, aynen burada da iftial kalıbı mutavaat içindir. Eyden lil mutavaati, tabi genelde böyledir, yoksa her zaman böyledir. Her zaman böyle değildir. Yani bunu da ifade edeyim, belki önceden söylemişimdir de. Yani burada bina kitabında söylenen binalar, yani işte şu mutavaattir, şu lazımidir, şu müteaddidir, şu şöyledir, böyledir vesaire. Bunlar genelde kullanılan ve onun asıl itibariyle öyle olmasıdır. Yoksa her bir babın, her bir kalıbın onlarca ayrı manaları da var. Üst kitaplarda, diğer detaylandırılmış kitaplarda, detaylı kitaplarda bunların manaları geçiyor. Mesela Sade Din'de kısmen geçiyor. Diğer kitaplarda, Şezel Harf'te işte. Ondan sonra Tasrif-i Esma ve Lef'al kitaplarında, Durus-u Tasrif'te vesaire. Birçok Şafiye'de, birçok kitapta bunların anlamları zaten geçiyor. Ve binahu eyden dil mutavati, o da mutavati içindir. Nehu cema'tul ibile, ben develeri topladım, develeri topladım. فَاجْتَمَعَ ذَٰلِكَ الْاِبْلُ Bu develer de toplandılar. Yani benim bir eylemde bulundum, bir fiil işledim. Bu fiilden onlar etkilendiler ve toplandılar. فَاجْتَمَعَ toplandılar, ذَٰلِكَ الْاِبْلُ bu develer. Tabi burada فَاجْتَمَعَ değil de فَاجْتَمَعَتْ olsaydı, hazihi ya da tilkel ibilu olsaydı, ibilu olsaydı daha doğru olurdu. Çünkü bu müennestir. Müennes olduğunda da içtema'at olmalıdır. Bu nahvi bir meseledir. Yani doğrusu, şunun doğrusu şöyle olmalıydı. Feştema'at tilkel ibilu ya da hazihil ibilu, fark etmez, ikisi de olabilir. Feştema'at tilkel ibilu olsaydı daha iyi olurdu.
Fectema'a. Bakın içtema'yı, içtema'nın başındaki hemze vasıl olduğu için fa geldiği gibi ne oldu? O hemze gitti. Fectema'a. Fa olmasaydı nasıl olacaktı? İctema'a zalikel ibil olacaktı. Dünkü dersimizde söylemiştik. Bir önceki derste. İctema'a yani ef'ale kalıbının dışındaki bütün hemzeler hemze-i vasıldır. Yani işte öncesinde mesela fa geldiğinde okunmaz. Fectema'at tilkel ibilu. Bu da ikinci kalıbımızdı. El-Babus Salis, üçüncü kalıbımız. İf'alle, if'alledir. Yef'allu, if'ilalen. İf'alle, yef'allu, if'ilalen. Burada if'alle, hemze fazladır. Bir de lamlardan bir tanesi fazladır. Yef'allu mudari'idir. Yef'alilu'dur aslı. İf'alele, yef'alilu, if'ilalen. Tabii bu if'alle, yef'allu'nun asları nelerdir? Onu azide inşallah okuyacağız. Mevzunuhu, bunun mevzu nedir? İhmarra, yahmarru, ihmiraren. İhmarra, yahmarru, ihmiraren. İhmarra, bakın if'alle, yahmarru, yef'allu, ihmiraren, if'ilalen. İhmarra da hemze bir de ra fazladır. İhmarra, yahmarru, ihmiraren. Ve alametuhu, bunun alameti, en yekune madihi ala kamseti ahrufin. Yine madi beş harftir. Ama bi ziyadetil hemzeti fevvelihi. Bir hemze başında fazladır. Yani ihmerredeki hemze i. Bir de ve harfin aher başka bir harf zayidedir, ektir. Min cinsi lam-ı fi'li, lam-ı fi'lin cinsinden. Yani lam-ı fi'li gibidir. Yani lam-ı fi'linin benzeri ek olarak gelmiştir. Bunun lam-ı fi'li ra'dır. Ra ek olarak gelmiştir. Fi ahiri, tabi bu benzeri de sondadır. Mesela fe'ale de benzer ortadaydı. Ama burada ihmerre de benzer sondadır. Evet. Ve binahu bunun yapısı ne içindir? Li mübalağati lazimi. Li mübalağati lazimi. Ne demek mübalağati lazimi? Mübalağati lazimi şu demektir. Bu fiil lazimidir zaten. Yani müteaddi değildir. Lazimidir. Ayrıca bu lazimi fiilde abartı vardır. Tabi abartı Türkçedeki gibi olumsuz anlamda anlaşılmasın. Abartı yani fazlalık anlamında. Yani mübalağa fazla bir şey vardır. Orada zaten o fiil neyse artık orada fazlalık meydana gelmiştir. Diyelim ki burada kırmızılıktan bahsediyor. Yani kırmızı bir o kırmızılığı fazlalaşmışsa, o abartılmışsa ona ne diyoruz? İşte mübalağa diyoruz. Mübalağati lazimi yani li mübalağati lazimi li mübalağati fiili lazimidir aslında. Yani lazimi olan fiilin mübalağası içindir. Yani lazimi fiildir zaten. Bir de o fiilin çokça meydana geldiğini ifade eder bu kalıp. Li mübalağati lazimi. Nasıl mübalağayı lazimi olur? Yani mesela ihmarra zeydun. Zeyd yani kızarmıştı. Zeyd kızarmıştı. Zeyd kızardı. Burada kırmızı olması daha fazladır. Çünkü mücerredinde kırmızı oldu ama ihmarra da kızardı. Daha da o kırmızılığı arttı anlamındadır. Zaten delilendiriyor. لِأَنَّهُ يُقَالُ Çünkü onda denilir. لِأَنَّهُ durum şu ki yukalu denilir. Hemire zeydün. Zeyd kırmızı oldu. İza kana lehu humratun fil cümleti. Eğer ona kırmızılık azsa. Yani hemire zeydün ne demektir? Kırmızılığı azdı. Yani kırmızıydı. Çok fazla o kırmızılığı yoktu. Ama ihmarra zeydün dediğimizde bu kırmızılık fazlalaşıyor. Ve yukalu ihmarra zeydün. İhmarra zeydün dediğimizde yani mücerred değil de işte mezid olarak kullandığımızda o zaman اِذَا كَنَ لَوْ حُمْرَةٌ مُبَالَغَةً yani onun kırmızılığı çoksa, mübalağalı ise yani fazla ise o zaman ona اِحْمَرَّ زَيْدٌ denilir. Mücerredi kullanılmaz. وَقِيلَ denilmiş ki لِلْاَلْوَانِ وَالْعُيُوبِ sadece elvan ve uyub içindir. Yani ne demek? Renkler ve ayıplar, eksikler içindir. Ne demek? Yani sadece bu kalıp renkler ve ayıplar için kullanılır ve oradan mübalağa yoktur. Tabi bu kildir, zayıf bir görüştür. Zayıf görüşe göre sadece renk ve ayıplardır, oradan mübalağa yoktur. Bir önceki görüşte, asıl racih tercih edilen görüşte ise mübalağa vardır. Bu renkte, renk de olabilir. Dolayısıyla bu renkte mübalağa olabilir. Bunda sorun yoktur. Ama şu görüşte sadece renk ve ayıplar içindir. Burada mübalağa söz konusu değildir. Ama yanlıştır. Misalul elvani renklere örnek. Nehu ihmarra zeydun. İhmarra zeydun. Zeyd kırmızı oldu. Burada renktir. Ve misalul uyubi
ayıplara örnek olarak nahu i'varra Zeydun, Zeyd ya kör oldu ya da şaşı oldu. Yani kör oldu derken yani bir gözü kör oldu tamamen değil ya da şaşı oldu. İki manada da kullanılıyor. I'varra Zeydun müceredi avire'dir. Avire Zeydun'dur. Dolayısıyla avire i'var oldu. Bu da kör ki o da eksikliktir, bir ayıptır. Dolayısıyla burada i'varra Zeydun o anlamda, ayıp anlamda kullanıldı. Bu kalıp i'varra yani if'alle kalıbı ayıp ve renkler anlamında kullanıldı. Tabi dediğimiz gibi bu görüş tercih edilen bir görüş değildir. Bize göre ihmarra zeydun zeyd çok kırmızı oldu şeklinde yani çokluk vardır. İ'varra zeydun de orada onun işte kör olması normal bir körlük değildir. Fazla orada körlüğün işte derecesinin fazla olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu bapta bu şekildedir. Bu şekilde dersimizin sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.